Hepinize pazar gününden selamlar arkadaşlar. Saat 4'e geliyor. Vlogu yeni başlattım. Neden? Çünkü dün izlemiş olduğunuz ev turunu çektim arkadaşlar. Rıza bugün evdeydi. Dedim ki Rıza istersen kızları al önce parka getir. Oradan da annenlere gidersiniz. Ben de dedim peşinizden gelirim. Siz yokken de hem evi süpürür temizlerim dedim hem de ev turunu çekerim artık dedim. O da tamam dedi. Ev turundan önce güzel evimi sildim, süpürdüm, tozunu aldım, banyo tarafını hallettim. Ondan sonra izlemiş olduğunuz ev turunu çektim arkadaşlar. Bugün de videoyu başlatmayacaktım normalde. Belki dedim görümcem gelecekmiş kayınvalidemlere bir şeyler çekeriz. O yüzden videoyu başlatayım dedim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim ev turuyla alakalı yazdıklarınızdan dolayı. Muhtemelen güzel dilekler yazacaksınız. Hepinizden Allah razı olsun. Allah herkese ağız tadıyla oturmayı nasip etsin herkesin kendi evinde. Böyle bu arada hava o kadar güzel ki arkadaşlar böyle sanarsınız bir Eylül yani. Hiç Aralık gibi değil. Gerçekten çok güzel hava. Böyle geze geze gidiyorum bakalım. Akşam geç saate kadar sanırım annemlerde oluruz. Zaten görümcem de gelecek dediğim gibi. Bize çıkardık aslında dedim keşke bize gelseydi falan dedim ama önce oraya gelmiş annesiyle gelmiş. Belki bize çıkarız. Eğer öyle bir şey olursa zaten videoda görürsünüz. Bakalım gün içinde neler yapacağız bu saatten sonra. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Şimdi çayımızı demledik arkadaşlar. Annem böyle mısır ekmeği yapmış. Lahana yemeği yapmış çünkü yanına biliyorsunuz mısır ekmeği olmazsa olmaz. Şule abla da poğaça mayalamış çayın yanına. Onları göstereceğim size şimdi. İki tepsi çıktı. İlk tepsimiz pişti. İkinciyi gönderdik fırına. İlk tepsimiz şöyle pişti. Göstereyim hemen. Zeytinli yaptı. Böyle çok büyük yapmadık. Diğeri de pişiyor. O da birazdan çıkar. Çayımız da demin almış olduk. Burada da soğanlar kavruluyor. İstiridye mantarı almış Şule abla gelirken. Onu kavuracak. Bol soğanlı, baharatlı. İstiridye mantarı güzel oluyor. Biz sık almıyorduk. Yeşim abla genelde çok sık alıyor. Şule abla da orada yemiş. Hoşuna gitmiş. Yozgat'tan geldiğimden beri alıyorum dedi. Bugün de kavurmasını yiyeceğiz bakalım. Ben de bayağıdır yemedim çünkü. İstiridye mantarları pişiyor arkadaşlar. Böyle karabiber, pul biber ekledik. Tuzunu ekledik. Bu şekilde bakın. Birazdan da altını kapatacağız. Vallahi et gibi oluyor. Bu güzel oluyor. Sofraların sultanı Duru yine sofra başında. Ne diyorsun babana? İşe gitme. İşe git poğaçaya. Poğaçaya işe gitme diyor. İşe yarın gidecek yarın. Yarın gidecek anneciğim işe. Böyle mantarı bekliyoruz. Kahvaltılık çıkardık arkadaşlar. Lahana da var zaten. Yemek isteyene. Poğaçalar da yumuşacık oldu. Mantar da kavruldu. Şimdi çayları dolduracağız. Poğaça mı istiyorsun? Vereceğim şimdi. Mısır ekmeğini de keselim. Baba ne yapıyor? Otur, yanına mı otursun? Babası yanına otursana babası. Hadi anne. Saati 7 yaptık arkadaşlar. Evimize geldik. Şule abla da evine gitti. Yarın nöbete gidecekmiş. Güzel çayımızı falan içtik. Bayağı oturduk. Bulaşıkları hallettik. Sonra biz de geldik. O da gitti. Gelirken markete uğradım. Biraz bir şeyler lazımdı. Onları aldım. O gün biber almayı unutmuşum. Birazcık şöyle yeşil biber aldım yemekler için arkadaşlar. Meyve yoktu. Şöyle biraz muz aldım. 8.29 tutmuş hatta. Kilosu 8. Ne kadarmış kilosu? Aynen 8.95'miş. Bir kilo muz aldım. Şöyle mandalina aldım. Rıza çok seviyor. Daha sonra göğüs aldım arkadaşlar. Canım çekti. Biliyorsunuz Rıza pek sevmiyor ettir, tavuktur. Arada böyle göğsü tavada kızarttığım zaman baharatlı o şekilde yiyor. Şöyle üçlü göğüs aldım. Bu ne kadar tutmuş? 26 liraymış kilosu. 20 lira tutmuş bu da. Daha sonra marul aldım. Marul salatasını özledim. Bayağıdır da almamıştım. Bir tane yine süt aldım evde bulunsun diye. Süt çok gidiyor biliyorsunuz. Daha sonra limon suyu aldım. Limonum var. Bazen bitiyor. Salatalara kalıyoruz. Bir tane evde limon suyu bulunsun dedim. Bir tane Rıza'ya içecek aldım. Bunları çocuklar içmiyor. Her seferinde çünkü yazanlar oluyor. Zararlı içecekler almayın diye. Eşim içiyor arkadaşlar. Ben arada çok nadir böyle temizlik sonrası falan. Canım isterse bir bardak içiyorum. Onun dışında Duru da Azra da içmiyorlar. Tamam.
Şöyle 2 paket çekirdek aldım. Sonra şöyle yulaflı bisküvilerden aldım. Bunlar yine çayla iyi oluyor. Bir de şöyle çocuklara birer tane şunlardan aldım. Aldıklarım bu kadar. 78 lira para tuttu. Şimdi birazdan Duru'yu uyutacağım. Artık ondan sonra görüşürüz. Duru Hanım'ın uyku saati geldi ablaları. Bakın. Yeni pijamalarını da giydi. Pijamalarını beğendin mi Duru? Ben de eve gitti. Çok güzel değil mi? Cicili bicili. Ben de eve gitti. Kilotlu çorabını da gece yatarken çıkartıyorum anne, rahat yatsın diye. Çok tatlı oldu anneciğim. Ayak. Ayakların çok tatlı. Burada ayak. Evet. Burada dedi hani bu. Duru Hanım'ı uyuttum arkadaşlar. Montumu giydim. Nereye gidiyorum? Dayımlara gidiyorum. Benim bir sokak ötemde dayım oturuyor. Maalesef 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Hemen anjiyo oldu. Hastaneden de dün çıktı, eve geldi arkadaşlar. Bir tane tıkalı damarı varmış. Anjiyo ile birlikte açmışlar. Şimdi onu ziyarete gidiyorum. Kardeşimle Demet de orada. Annem İstanbul'da biliyorsunuz, henüz gelmedi. O yüzden sadece babam var herhalde İsmail'lerle birlikte. Ben de onlar oradayken gideyim dedim. Normalde gündüz gidecektim. Bugün fırsatım olmadı. Şimdi gidiyorum. Azra'yı da getirecektim ama koltukta uyuyakalmış. Babaları evde, Duru da uyuyor. Ben bir 2 saat durur gelirim. Hem dayımı görmüş olurum. Orada çekebilirsem çekmeye çalışırım. Görüşürüz sonra. Hepinize ertesi günden günaydınlar arkadaşlar. Saat 10'a geliyor. Çayımı demliyorum. Efendim anneciğim. Çay demliyorum bak. Şöyle yumurta da haşlayalım. Çayımız demini alana kadar masayı kuralım. Dün akşam babam geldi arkadaşlar. Burada kaldı. Bugün öğlen işe gidecekmiş. Hem evi görmeye geldi hem de Duru'yla Azra'yı çok özlemiş. O yüzden şimdi baba kız kahvaltı yapacağız. Rıza işe gitti. Azra okula gitti. Babasıyla gitti okula. Servisçiyi ayarlayamadık. Bu tarafa bakan kişinin telefonuna ulaşamadık arkadaşlar. Telefonu kapalı. Bakalım bugün yine soruşturacağız bu servis işini. İnşallah ayarlayacağız yani. Şöyle kahvaltılıkları hazırladım arkadaşlar. Dün akşam yengem bana böyle kuşburnu reçeli verdi. Kendisi yapmış. Ben kuşburnu reçelini çok severim. Uzun zamandır da yemedim. Hemen koydum. Onu yemek için vallahi sabırsızlanıyorum. Böyle patates kızartacaktım. İstemedi. Zaten işe gidecek öğlen. O yüzden sadece yumurta haşladım. Yumurta benim yiyesim yok. Duru ile ikisine haşladım. Ben bazı sabahlar yiyesim gelmiyor. Yani omletini daha iyi yiyebiliyorum ama haşlanmışını her sabah yiyemiyorum. O yüzden ikisine yumurta haşladım. Duru'yla dedesine. Şimdi çayları dolduracağım. O zaman bize afiyet olsun. Peki Duru nerede? Duru sofranın başında. Duru burada. Duru'nun burnu kanadı bakın. Burnu kanadı derken yara kabuk bağlamıştı orası. Elledikçe kanatıyor maalesef. Niye attın çatalı anneciğim? Ne onlar, say bakalım. Çayları dolduralım Duru. Anne. Hı. Bir çayladı. Dede, ben bunu içeceğim. Oraya mı oturayım? Bunu içeceğim. Sen yiyeceksin mi? Bir ufuldu dede. Sen dede. Dede. Efendim. Otur. Oturayım mı? Hadi Duru, tabağını almaya başlasana. Hadi şap. Hadi sen onlara şey, tabağına kahvaltı al, sen parayı ver bana. Kahvaltının parasını ver Duru, hadi. Kahvaltının parasını ver. Az bu ama. Az, başka yok mu? Yok.
İyi, tamam, kahvaltı tabağını al şimdi. Bir tane kaşar koyalım sana. Beyaz. Kaşar tuvala bana. Ne yiyeceksin, ne? Ben bir şeyler yiyeceğim. Hayret, bir şey yemeyeceğim diyor. Hayret. Ben bir şeyler yiyeceğim. İyi, tamam. Ben de yemem o zaman. Sen yemezsen ben de yemem. Dede gidiyor mu? Duruyor. Dede seni şoka mı getirecek? Ama dede işe gidiyor. İşe geç kalmış deden. Hayır, ben şükür. Bana bir çöpe geçecek. Babam artık işe gidiyor. Bana işi ölçü vereceğim mi? Dedesiyle oynadı, zıpladı deminden beri. Şimdi veda vakti. Hadi öp dedeyi. Buradan da öpüyorum. Bir taraftan. Ben de beni burada. Babamı yolcu ettik arkadaşlar. Öğlen işte olması gerekiyordu. Evleri toparladım. Bulaşıkları makineye doldurdum. Çamaşır makinesine de beyazları attım. Onlar yıkanıyor. Duru'yla kaldık yine baş başa. O dünkü güzel hava bozdu. Bugün hava bayağı bir soğuk esiyor balkonu açtığınız zaman. Mandalina mı aldın? Hanımefendi mandalina almış gelmiş bakın. Burnun ne kötü oldu Duru bak. Burnun ne kötü oldu kızım ya. Evet ablaları, burnu çok kötü oldu. Düştü çünkü, orasını vurdu. Orası da yarı oldu değil mi? Şey yarı oldu. Anne öpsün, gel. Anne öpsün. Anne öp. Anne mandalina öpe. Soyalım mı onu? Hayır. Soymayalım mı? Sen kendi mi soyacaksın? Ha? Kendi mi soyacaksın? Soyacağım. Tamam. Kendin mi soyacaksın? Hı? Sadece soymayı seviyorsun ama yemeği değil. Kabuklarını soymak çok hoşuna gidiyor değil mi? Değil mi Duru? Ay. Onu bitireceksin o zaman. Ama baba gelecek. Tamam, baba akşam gelecek işten artık. Bu akşam baba gelecek. Dede beni şokunu içecek. Dede seni şoka getirecek bir daha gelince. Söz. Ben çözeceğim. Dede bir şokunu içecek. Evet anneciğim. Evet. Ama kabukları ben sana tabağa koy demiştim Duru. Kabukları tabağa koy demiştim. Saat 1'e geliyor. Elif ne yapıyor? Elif çorbasını yapıyor. Bugün bol domatesli, soğanlı şehriye çorbasına karar verdim. Yanına da tavuk sote yapacağım arkadaşlar. Şehriyem bu kadar kalmış ama bana yeter. Şimdi güzel ekleyelim. Zaten fazla fazla yapmıyorum ki ertesi güne çok kalmasın diye, taze tüketilsin diye. Altını biraz kısalım. Efendim anneciğim. Anne sana çorba yapıyor. Tuzumuzu ekleyelim ve sıcak su ilave edelim. Anne. Sizler bugün ne yemek yaptınız bakalım, yorumlara yazın. Anne. Allah her gün dert işte, yemek anne, derdi. Efendim anneciğim. Açıkça. Açıkça. Arkadaşlar mı diyorsun? Arkadaşlar, Şevket dedesi onu şoka getirecek. Dede bir daha gelsin. Dede bir daha gelsin. Şoka getirecek seni. Dede bir daha dede. Evet. Şöyle tavuklarımızı hazırlayalım. Anne. Efendim anneciğim. O tavuk senlik bir şey değil o. Senlik bir şey değil anneciğim. Bu. İlle bir her şeye elimiz değdireceksin değil mi? Anne. Hı. Bu ye. Bırak anneciğim. Bu. Thank you.
Çorbamın altını kapattım. Maydanozunu bile doğradım arkadaşlar. Tavuğumu da böyle tencereye aldım. Şimdi altını yakacağım. İyice piştikten sonra biber, soğan, domates, baharatlarını ekleyeceğim. Şöyle az sulu bir tavuk sote yapacağım bakalım. Tavuklar burada suyunu çekerken burada malzemeleri hazırladım. Bir tane soğan, 3 tane biber, sarımsak doğradım 4 tane falan. Bir tane de patates doğradım. Böyle ben yakıştırıyorum sotenin içinde arkadaşlar. Baharatlarıyla güzel oluyor. Normalde mantar da çok yakışıyor biliyorsunuz ama bugün mantarım yoktu evde. Olan malzemelerle yapayım dedim. Kırmızı kapya biberim yok mesela. Dün aslında manavdayken bir ara aklımdaydı. Sonra neden almadım bilmiyorum. Her neyse suyunu çeksin. Yağını falan ekleyeceğim. Bunları da ekleyeceğim. Ve kısık ateşte pişireceğim. Yağlarını ve baharatlarını ekledim. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. Biraz kavuracağım. İyice kavrulduktan sonra da azıcık domates sosuyla su ekleyeceğim arkadaşlar. Salça koyar mıyım bilmiyorum bakalım. Şimdi şöyle kapağını kapatalım. Biraz kavrulsun hepsi. Tavuk sotemiz ne alemde bir bakalım. Azıcık salça, domates sosu ve birazcık sıcak su ekledim. Böyle pişiyor arkadaşlar. Çok sulu da yapmayacağım. Yanına pilav yapar mıyım bilmiyorum. Bizimkiler çok pilava düşkün değiller. O bulgur pilavını bile 3 günde yedik geçen yaptım. Çorbam var, bu var. Belki bir de salata yaparım akşam. Bize yeter diye düşünüyorum bakalım. Dur, hanım acıkmış ablaları. Bana çorba koysana dedi. Ekmek doğrayalım mı? Ekmek doğramayayım mı? Doğrayalım mı? Ha, ben doğrayacağım. Sen mi doğrayacaksın? Hadi, tamam dur bekle şimdi. Hayır, Dudu doğrayacak. Tamam, anne ekmek versin ona. Hadi. Benim kızıma afiyet olsun. Annesi ekmek versin. Çocuğu dedi. Al bakalım. Şaaak. Çal diye ağzını yerim. Anne. Dur anneciğim. Sotemin de altını kapattım arkadaşlar. Azıcık bir pilav yapmaya karar verdim. Böyle güzel oldu. Tadına baktım. Tadı tuzu falan her şey yerinde. Çok az bir pirinç pilavı yapacağım bakalım. Bununla güzel gider. Yapmayacaktım ama sonra karar değiştirdim. O yüzden buraya su koydum kaynasın. İyice kavurduktan sonra sıcak suyumuzu ekliyoruz. Ben hep göz kararı koyuyorum. Hiç bardak ölçümü yoktur. Altını da kısalım. Pilavım da pişti arkadaşlar. Hatta bir 10-15 dakikadır dinleniyor. Yine böyle tane tane olmuş bakın. Arpa şiriyi ben fazla kavurunca seviyorum. O yüzden böyle bu koyu renk hoşuma gidiyor. Ne yapacağım? Şimdi Duru'yu uyutacağım. Çok uykusu geldi. Beni salla deyip duruyor. O uyuduktan sonra artık görüşürüz. Duru Hanım yarım saat sürmeden uyandı. O kadar salladım. Uyumadı hanımefendi. O zaman ne yapıyoruz? Annesi bir kahve keyfi yapıyor. Bugün hiç içmedim. Vallahi canım istedi. Saat 6 yaptık. Yemeklerin altını yaktım arkadaşlar. Hatta pilav bayağı bir çıtırıyor. Yemek yiyeceğiz. Çay suyunu da koydum. Rıza az önce geldi. Azra biliyorsunuz okuldan çıkınca babaannesine gidiyor. Babasıyla birlikte geliyor. Buraya kendi başına gelmesi mümkün değil. O da yeni geldi o yüzden. Bu arada servis işini de ayarlamış Rıza. Aramış servisçiyi. Akşam tekrar haber veririz demişler. Yerimiz var demişler. Çok şükür artık Azra da servisle gelip gidecek. O zaman eve saatinde gelebilir yani. Neyse biz bir yemek yiyelim. Ondan sonra görüşürüz inşallah. Evet, yemek sonrası en güzel görüntü arkadaşlar. Mutfağımı hemen topladım. Tencerelerimi küçüklere boşalttım. Aygazın üstünde büyük tencere hiç sevmiyorum. Ben granitleri elimde yıkıyorum. Makineye asla sokmuyorum. Ama kapaklarını atabiliyorum cam kapak olduğu için. Tahta kaşıkları da hiç atmam arkadaşlar. Cezveyi de aynı şekilde. Makinamı da çalıştırdım. Güzel bulaşıklarımı hallettim. Aygazımı sildim. Bu tencereleri akşam yatarken buzdolabına kaldırıyorum bozulmasın diye. Şimdilik sıcak oldukları için kaldırmadım. Henüz sıcaklığı gitmedi. Çayımız bakalım demini almış mı? Aynen çayımız demini almış. Altını yakıyorum ısınsın.
artık çay keyfi yapabiliriz. Burada da sizlere veda edeyim dedim. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah severek izlediğiniz bir iki günlük video olmuştur. Hepinizi öpüyorum. Yarınki vlogda görüşürüz. Hoşça kalın.